Çünkü burası çok fazla güvenli bir yer değil. Biraz da tedirginim. Niye? Şöyle böyle ıssız bir yoldasınız. Orman içerisindesiniz. Böyle kurt, ayı falan çıkabilecek diye biraz da Burada korkabiliyorum. hiç kimse yok. Buraya yakın bir köy dahi yok. 6-7 kilometrelik Makaracı köyü var Aynı sadece. zamanda burada bir tane mağara var. Biz burada o mağarayı bulmaya çalışacağız. Tabelalar yapmışlar, tabiat parkını yapmışlar. Ama çok fazla insanın gelmediğinden dolayı mağaraya girişin yasak olduğu biliniyor. Şu an bizim bulunduğumuz yeri göstereyim. Burası bir yeşillik alan, burası tabiat parkı. Bize en yakın köy Makaracı köyü. Gürcü Oluk mağarası 270 metre kalmış. Normalde yeryüzünde 32 derecelik bir sıcaklık vardı ama buraya indim. Burası resmen bir kış gibi. Çok fazla soğuk bir yer. Tamamen sarkıtlar var. Arkadaşlar bakın böyle dikit sarkıt tarzında yerler oluşmuş. Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Emre. Bugün çok farklı ve çok değişik bir yerdeyiz. Gördüğünüz üzere şöyle Karadeniz'deyiz. Issız bir yerde. Hiç kimsenin de buraya gelmediği ve Karadeniz'de çok fazla bilinmeyen bir yerdeyiz. Yani burada hiç kimse yok. Buraya yakın bir köy dahi yok. 6-7 kilometrelik Makaracı köyü var sadece Karadeniz'de. Burası Bartın ile Karadeniz sahil yolu üzerinde kalan Kastamonu ile Bartın arasında ilçe olarak da Dide ve Amasra'ya çok yakın mesafede olan çok güzel bir tabiat parkı. Burayı biz keşfetmek için internette araştırmalara geçtik ama bir türlü burayı bulamamıştık. Buraya gelmek için de en az 1,5-2 saatlik bir yol üzerinden geldik. Böyle dağlara böyle S şeklinde çizerek geliyordunuz. Biz de buraya gelelim dedik. Acaba çok güzel bir yer mi diye. Aynı zamanda burada bir tane mağara var. Biz burada o mağarayı bulmaya çalışacağız. Tabelalar yapmışlar. Tabiat parkını yapmışlar. Ama çok fazla insanın gelmediğinden dolayı mağaraya girişin yasak olduğu biliniyor. Biz de bakalım. Biraz 2-3 metrelik bir alana doğru yayılacağız. Girmeye çalışacağız. Mağara çok karanlık. Biz de içeri girmeye çalışacağız. Şimdi 1 kilometrelik bir yol var. Burayı bir kat edelim. Sonra tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şu anda buranın ismi bu arada Gürcü Oluk Mağarası, merak edenler için. Buraya gelmenizi tavsiye ediyor muyum? Burası doğayla iç içe. Karadeniz'e geldiğiniz zaman böyle hani doğa ormanları, mağaralar, şelaleler görüyorsunuz ya, böyle dere filan. Burada o bulabileceğiniz her şey var. Yani her şeyi bulabilirsiniz. Normalde şu arka tarafta böyle bank gibi bir yer yapmışlar ve kulübe gibi bir yer var. Aslında burada bir güvenliğin olması gerekiyor. Ama maalesef ki buranın belediyesi, yani eğer bu videoyu izliyorsanız gerçekten de buraya bir güvenlik açısından bir şey oluşturmanız gerekiyor. Çünkü burası çok fazla güvenli bir yer değil. Issız, çok fazla tabiat parkı yapmışsınız ama fazla bakım görülmemiş. Şimdi mağaraya doğru ilerleyeceğiz. Bakalım mağarayı nasıl bulacağız. Oraya da şöyle şu patika yolu üzerinden gitmeye çabalayacağız. Şuradan. Şu tarafın nereye gittiğini bilmiyorum. Hilal şu an o tarafta. Ama bu taraftan mağaraya gidiş yeri var. Şurada hatta bir iki tabela göstermişler. Burada mesela Gürcü Oluk Mağarası 500 metre. Aynı zamanda lavabo ve mescit de bulunuyormuş. Burada da bu haritayı göstermişler. Şu an bizim bulunduğumuz yeri göstereyim. Burası bir yeşillik alan. Burası tabiat parkı. Bize en yakın köy Makaracı köyü. Burası olarak gösteriyor. Biz nereden geldik? Bu sahil kısmı tarafından geldik. Bu tarafa doğru dağ yolu arabayla gelebiliyorsunuz ama arabayı belli bir seviyeye kadar gidirebiliyorsunuz. Çünkü bu yoldan, bu gördüğünüz yoldan araba geçişi tamamen yasak. Şimdi biz bu ileri tarafa doğru gidiyoruz. Gerçekten de manzara şu an çok güzel. Çok değişik bir patika yolundan gidiyoruz. Etrafımızda tamamen ağaçlar, çalılıklar, hatta böğürtlen, kuşburnu ağaçları falan var. Biraz da tedirginim. Niye? Şöyle böyle ıssız bir yoldasınız. Ormanın içerisindesiniz. Böyle kurt, ayı falan çıkabilecek diye biraz da korkabiliyorum. Bakalım mağaraya doğru gideceğiz. Mağarada bizi neler bekleyecek? Bu arada mağara eskiden ışıklandırması varmış ama şu anda mağaranın herhangi bir ışıklandırması yok. Şimdi biz biraz daha ileri çıkalım. Videoyu ileri zamanlarda 300-400 metre sonra tekrardan başlatacağım.
Evet arkadaşlar, şu an şöyle bir merdiven gibi bir yol geldi. Buraya girmeden önce taşlı çakıl yoluyla karşı karşıya gelmiştik. Burayı biraz bakayım yapmışlar ama kaç yılında ve ne zaman yapıldı tam olarak belli değil. Bu arada mağaraya giderken şöyle çardak, bank gibi şeyler görebiliyorsunuz. Buraları geldiğiniz zaman çok fazla insan görmedim. Şu ana kadar hatta hiç kimseyi görmedim. Sadece bizim aile var şu an. Yani burada ben bağırdığım zaman sadece kendi yankı sesimi duyabiliyorum. Onun haricinde çok fazla böyle ses falan karşı karşıya getirmedi. Bu arada şurada şöyle bir patikadan yürüyoruz. Böyle bir patika var. Merdiven falan. Beyaz ayakkabılarımla birlikte ormanda işte trekking yapıyorum. Bir yukarı çıkıyoruz, bir aşağı iniyoruz. Çok güzel manzaralı bir yer. Gerçekten burayı çok sevdim. Şurada tekrardan bir kaç metre oldu? Gürcü Oluk Mağarası 270 metre kalmış. Az kalmış. Bakalım aşağı doğru inmeye çabalıyoruz. Bu mağarayı internet üzerinde böyle birisi bana tavsiye etti. Buraya gelin, çok güzel olduğunu falan söyledi. Ben de gerçekten de çok güzel mi diye böyle Google'dan bir araştırma yaptım. Mağarada çok fazla bakım yapılmadığı söyleniyormuş. O yüzden mağaranın ışıkları falan tamamen kapalıymış. Mağara bu arada arkadaşlar 169 metre derinliğe kadar iniyormuş. Böyle içerisinde 27 tane, 25 ya da 27 olması lazım, tam olarak bilemiyorum. O kadar filan böyle odalar filan varmış. Bildiğiniz aşağı doğru, yani 200-300 metre aşağı doğru iniyorsunuz ve mağaranın içi şu an havası 32 derece burada Karadeniz'de. Hava sıcaklığı bayağı iyi. Aşağı indikçe böyle hava soğukluğu biraz daha soğuk olmaya başlıyor. Yani sıcaklık azalıyor ve bu yüzden astım hastaları için mağara biraz daha önemliymiş, tuzluymuş da. Yani mağaranın tuzlu olduğu önemi de varmış. Burası gerçekten de bayağı güzel. O yüzden burası çok fazla bilinmiyor. Zaten bilinmeyen yerler böyle güzeldir. Biz de bir gelelim dedik. Çok güzel gerçekten de. Şimdi aşağı doğru inmeye çabalıyoruz. Bakalım neler karşı karşıya getirecek bizi.